Çok iyi geçti. Doktor nasıl, memnun musun inşallah? Çok memnunum doktorumda. Necat Bey de çok memnunum. Altı tane hastaneye gittim. İlla şey dediler. Bypass dediler. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerinde buraya geldik. Bütün her şeylerimizi yani iş saatinde bitiyoruz. Şu an ilk zamandaki sıkıntılar yok. Yok yok, hiç yok. Yani titreme falan oluyor ama diyorlar. Titremeler hepsi kesildi. Çok şükür. Var mı bir sıkıntın? Yok. Göğüs ağrın var mı? Hayır yok. Nefesin nasıl? Çok iyi hocam. Teşekkür ederim. Tercih edilen bir bölüm olarak kendimizi şanslı hissediyoruz. Dolayısıyla da bu gelen hastalarımıza en iyi hizmeti vermeyi biz amaç edinmiş durumdayız. Hastamızın boyun damarı ve kalp damarında açılamayacak kadar ciddi tıkanıklıkları vardı. Biz bu tıkanıklıkları tek seansta 4 stent takarak bütün damarlarını açıp tam revaskülerizasyon dediğimiz işlemi gerçekleştirdik ve hastamızı bir ila iki gün içerisinde sağlığına kavuşturup bugün taburculuğunu planlıyoruz. Biz bu işlemin yöntem olarak tabii ki anjiyografi ve stent işlemiyle yaptık. İşlem başarımız çok yüksek olduğundan dolayı ve işlem hacmim de çok yüksek olduğundan dolayı bu yüksek riskli girişimleri yani haftada 20'ye yakın çok rahatlıkla yapabiliyorum. Sadece bypass seçeneğini gündeme getirmenin yanlış olduğunu değerlendirdim ben. Hastamız da bypass seçeneğine biraz soğuk bakıyordu, olmak da istemiyordu. Dolayısıyla da hastayı kendi kaderine terk edemezdik. Biz riskleri hasta ve hasta yakınlarına kendileri İzmir'deyken şey yoluyla, telefon ve WhatsApp yoluyla görüntülerini izledim. Gerekli riskleri anlattım. Başarı oranımızı söyledim. Onlar da sağ olsunlar güvenip geldiler ve mutlu sona ulaştık. Kalp rahatsızlığım vardı. Bu son günlerde İzmir'de 6 tane hastaneye gittim. Hatta anjiyo aldılar, açamadılar. Hepsi bypass dedi. Bir tavsiyesi, arkadaşın tavsiyesi üzerine Elazığ Fırat Üniversitesi'ne geldik. Doktorumuz Necati Bey ile görüştük, tanıştık. Ondan sonra bizi aldı, anjiyo yaptı. Şu anda hiçbir sıkıntım yok. Elazığ'da hiç ben akrabam falan yok. Bir bağım da yok. 1300 kilometre İzmir'den Elazığ'a geldik. 2 gün içerisinde burada sağlığımıza kavuştuk, Allah'a şükürler olsun. İlaçlarımı düzenli kullanacağım. Bugün öğleden sonra taburcu edeceğim seni. Ondan sonra şeyleri, diyet listeni falan verecek hemşire hanımları, söyledim zaten. Bir ay sonra da haberleşerek gelişiriz.